Doğal sayıların okunuşunu öğrendik, yazılışını öğrendik, birler bölüğünü öğrendik, binler bölüğünü öğrendik. Şimdi ise 3. sınıfta da öğrendiğimiz basamağın adı, basamağın değeri ve sayı değerleri konusuna geliyoruz çocuklar. Yine birlikte bunu öğrenelim. Başlıyoruz bakalım. Bu sefer defterlerimizde geniş yer bırakalım tamam mı? Benimle beraber yazarak da çalışabilirsiniz dinlemenin dışında. Birinci e, kere izlediğinizde dinleyebilirsiniz. İkinci de geri alıp yazarak çalışabilirsiniz. Nasıl öğrenebiliyorsanız dinleyerek öğreniyorsanız bizi dinliyorsunuz. Birkaç defa tekrar edin. Yazarak öğreniyorsanız da bir yandan yazın bir yandan dinleyin çocuklar. Başlıyoruz hazır mısınız? 2.675 Hemen bilgisayarımız bizim için basamak adı basamak değeri, sayı değeri kavramlarını yazdı. Oklarını çekti. Evet. Gördüğünüz gibi biz hazırlıklarımızı yaptık. Siz de yazarak çalışıyorsanız şu an hazırlıklarınızı yapın bu şekilde. 5 birler basamağında. Burayı biliyoruz zaten. 5 birler basamağında. Hemen yerine ne yazıyoruz? Basamak adına birler basamağı diyoruz. Yazdık. Peki 5'in basamak değeri neydi? Biz basamakta nasıl okuyorsak öyleydim. 2675 sayısında biz 5'i nasıl okuyoruz? 5 diye okuyoruz. Zaten birler basamağında olduğu için 5 çarpı 1 eşittir 5 diyoruz. Sayı değeri nedir? Rakam olarak sayı kaçsa odur çocuklar. Sayı değerini de 5 yazdık gördüğünüz gibi. Şimdi onlar basamağındaki sayımıza geçelim. Evet onlar basamağındaki sayımız 7. 7'yi hemen basamak adına onlar basamağı dedik. Basamak değerine hangi basamakta? Onlar basamağında. 7 çarpı 10 eşittir 70 diyoruz. Onlar basamağında olduğu için 7 çarpı 10 eşittir 70 diyoruz. Sayı değerine ne yazıyoruz çocuklar? Rakam olarak değeri kaçsa odur. 7. Bitti. Bu kadar. Bunu da yazdık. Şimdi yüzler basamağındaki sayımıza geçelim. Evet yüzler basamağındaki sayımız 6. Hemen basamak adına Yüzler basamağı yazıyoruz. Yazdı bilgisayarımız. Basamak değerine 6 çarpı 100 eşittir 600 diyoruz. Sayı değeri neyse neydi? Rakam olarak değeri neyse odur. 6. Bitti bu kadar. Onu da yazdık. Şimdi geldik binler basamağındaki sayımıza çocuklar. Binler basamağındaki sayımız 2. Binler basamağındaki basamak adları binler. Sonra aynı birlerdeki gibi. birler değil binler. Onlar değil on binler, yüzler değil yüz binler çocuklar. Mantık bu şekilde. Bakın birler değil binler, onlar değil on binler, yüzler değil yüz binler. Bizimki dört basamaklı olduğu için sadece binler basamağı var bu sayımızda. Evet binler basamağı yazdık çocuklar. Ne yazıyoruz? 2 çarpı bin diyoruz. Eşittir iki bin diyoruz basamak değerine. Sayı değeri ise rakam olarak değeri kaçsa o 2 yazıyoruz. Bu kadar. Şimdi bakalım kaç basamaklı bir sayı gelecek. Evet bu sefer 5 basamaklı bir sayı geldi. 10 binler basamağını öğrenmemiz için bilgisayarımız bu soruyu hazırlamış bizim için. 13.111 hazırlamış. Söylemesi bile zor değil mi? 13.111. <laughs> evet. Bir hangi basamakta çocuklar? Birler basamağında. Hemen yazıyoruz birler basamağı diye. 1 çarpı 1 diyoruz eşittir 1 diyoruz. Birler basamağında olduğu için sayı değerine ise 1 yazıyoruz. Evet yine yanında 1 var çocuklar. Bu sefer hangi basamakta? Onlar basamağında. Onlar basamağı diyoruz. Sonra 1 çarpı 10 eşittir 10 diyoruz. Basamak değerine sayı değeri ise yine 1. Evet yüzler basamağındaki sayımıza bakıyoruz. Yine 1. Evet yüzler basamağı diyoruz. Karşısına 1 çarpı 100 diyoruz. Sonra ise basamak değeri bulduktan sonra sayı değerine geçiyoruz. Sayı değerimiz ne? Yine 1. Sayı rakam olarak neyse odur rakam değeri. Rakam kaçsa oraya onu yazıyoruz. 1 2 3 4 5 unutmayın sayı değeri ile basamak değerini karıştırmayın lütfen. Genelde öğrencilerimizin yaptığı hatalarından biri budur. Sayı değeri miydi, basamak değeri miydi? Sayı değeri miydi, basamak değeri miydi? Sayı değeri sayının normaldeki değeri kaçsa o. 1 ise 1, 2 ise 2, 3 ise 3, 4 ise 4 yani. Olay bu. Evet şimdi binler basamağına geldik. Binler basamağı diye yazıyoruz. Binler basamağındaki sayımız 3. 3 çarpı 1000 diyoruz. 3000. Evet sayı değeri ise yine 3 yazıyoruz. 10 binler basamağına geldik çocuklar. İlk defa 10 binler basamağıyla karşılaştık. 10 binler basamağındaki sayımız yine 1. 10 binler basamağı diyoruz. Yanına 10 bin çarpı 1 diyoruz. Sonra ise sayı değerini yazıyoruz. Bu kadar basit. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet bu sefer bize 6 basamaklı bir doğal sayı sormuş çocuklar. Şimdi bunu inceleyelim bakalım. Sayımız 223.381. Birler basamağındaki sayımız 1. Hemen yerine yerleştiriyoruz. Birler basamağı diyoruz. Ne yapıyoruz? Birler basamağında olduğuna göre 1 çarpı 1 diyoruz. 1 çarpı 1 eşittir 1. Sayı değeri ise yine 1 çocuklar. Onlar basamağındaki sayımız 8. 8 Basamak adını yazıyoruz. Onlar basamağı sonra onlar da olduğu için 8 çarpı 10 eşittir 80 diyoruz. Ve en son sayı değerine ise kaç yazıyoruz? 8 yazıyoruz. Aferin size. Yüzler basamağındaki sayımıza bakalım çocuklar. 3. Yüzler basamağı diyoruz. 3 çarpı 100 diyoruz. Eşittir 300. Ve sayı değerine yine 3 diyoruz. Binler basamağındaki sayımız yine 3. Binler basamağı diyoruz. 3 çarpı 1000 eşittir üç bin diyoruz. Ve sayı değerine yine 3 yazıyoruz çocuklar. Şimdi 10 binler basamağındayız. Unutmayın 10.000 on bin. Onlar basamağı on binler basamağı. Onlardan sonra ne geliyor? Yüzler basamağı yüz binler basamağı diyeceğiz. Unutmuyorsunuz. 10 binler basamağındayız. On binler basamağındaki sayımız 2. Yazdık yerlerine. Ve basamak değeri 2 çarpı 10 bin eşittir 20 bin. Sayı değerimiz ise 2 kadar. Şimdi yüz binler basamağındayız. Yüz binler basamağındaki sayımız yine 2. 2 çarpı 100 bin diyoruz. 200 bin yazıyoruz. Ve sayı değerine yine 2 diyoruz. Sayımız neydi? 223.381'di. bin üç yüz seksen birdi. Bugünkü dersimizin sonuna geldik çocuklar. Bir sonraki videomuzda tekrar sizlerle görüşmek üzere. Okul sokağında kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hepinizi öpüyorum.